Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün 9. sınıf biyoloji dersinde hangi konular var onları öğreneceğiz. Ama öncelikle hepinizi tebrik ediyorum gençler. Artık hepiniz birer liseli oldunuz. 9. sınıfa geçtiniz. Artık fen dersi yok. Yerine ne geldi? Fizik, kimya, biyoloji dersi geldi. Biyoloji dersi de bu sene çok eğlenceli konulardan oluşuyor. Biyoloji dersinde neler öğreneceğimizi tabii ki birazdan sizlere anlatacağım. Ama bir haberim var, onu da vermek istiyorum size. Tabii ki dinomalarımızı da yeniledik. Siz yeni müfredatın ilk öğrencilerisiniz gençler. Fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya tüm branşlarda dinamo plus setlerimizi hazırladık. %100 yeni müfredata uyumlu bir şekilde onlara da ulaşabilirsiniz. Derslerimiz de kitaplarımıza paralel olarak ilerleyecek. Şimdi hemen biyoloji dersinde neler öğreneceğiz onlara bir bakalım. Öncelikli olarak bu sene biyoloji müfredatına baktığımız zaman iki temadan meydana geldiğini görüyoruz gençler. Birinci temamız yaşam teması olacak, ikinci temamız ise organizasyon olacak. Birinci temamız yarı dönem boyunca sürecek, ikinci temamız da diğer yarı dönem gibi gençler. Hemen yaşam temasının içerisinde neler var bakalım. Öncelikli olarak biyolojinin öneminden bahsedeceğiz. Biyoloji bilimi neleri inceliyor, nelerle ilgili çalışmalar yapar, bundan bir bahsedeceğiz. Arkasından ne gelecek? Biyolojideki dönüm noktaları gelecek gençler. Biyolojide yapılan çalışmalar sonucunda çok önemli, bilimsel anlamda çığır açan olaylar meydana geliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu bilim insanlarına anlatacağız. Bilim, bilimin doğası ve bilimsel araştırma süreçleri tabii ki konumuz olacak. Bilimsel araştırmalarda bilim etiğine uymamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Arkasından da canlıların ortak özellikleri gelecek. Sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Canlıların ortak özelliklerini anlattıktan sonra doğada kaç tane canlı grubu var? Bu canlı gruplarının içerisinde nasıl bir hiyerarşi var? Bunlar hangi özelliklere sahip? Onlardan bahsedeceğiz. Sınıflandırma, üç üst alem konumuz olacak. Biyoçeşitliliği de anlattığımız zaman yaşam temasının sonuna gelmiş olacağız. Hemen biraz bahsedeyim, dedim ya biyoloji bilimi çok büyük bir bilim dalı. Aslında canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceliyor. Aynı zamanda canlıları inceliyor. Doğa bilimi, çevre bilimi, canlı bilimi olarak isimlendirebiliyoruz. Hemen dönüm noktalarındaki insanlardan da biraz bahsedeyim. Mesela Akşemseddin'den bahsedeceğiz. Hastalık etmenlerinin ta 1300'lü 1400'lü yıllarda bulaşma yollarını keşfetti. Veya mikroskobun keşfi Robert Hooke tarafından çok önemli bir gelişmedir. Hücre teorisinin oluşturulması, kalıtımla ilgili kavramların ortaya çıkması yine önemli dönüm noktaları içerisinde yer alıyor gençler. Antibiyotiğin keşfi bir çığır açmıştır bakteriyel hastalıkların önlenmesinde. Yine DNA'nın çift sarmallı yapısının, hani bizim o 8. sınıfta öğrendiğimiz adeninin karşısına timin, guanin karşısına sitozin, aralarında ikili bağ kuruluyor, üçlü bağ kuruluyor dediğimiz yapının ortaya çıkması da yine önemli bir keşif noktasıdır. Daha sonra tabii ki zaman içerisinde çalışmalar devam ediyor. Rekombinant DNA teknolojisi geliştiriliyor. Polimeraz zincir reaksiyonu keşfediliyor. Canlı klonlanması başarılıyor 1900'lü yıllarda. Anlatacağız konularımızın içerisinde insan genom projesi dediğimiz bir projede yapılıyor gençler. İnsanın genetik haritası çıkartılıyor diyeyim. Sonra bununla birlikte çalışmalar durmuyor, asla da durmayacak. Bilimsel çalışmalar, unutmayın ki bir şeyler keşfedildikçe sürekli devam eder. Günümüzde de yeni nesil aşıların keşfedilmesi yine önemli bilim noktalarından bir tanesidir diyeyim. Bilimsel araştırma süreçlerinden bahsedeceğiz. Çok eski yıllarda yapılan deney düzeneklerini anlatacağız. Bu yapılan deney düzenekleri nasıl çalışmalar ortaya çıkartmış, bunlardan bahsedeceğiz. Dedim ya çok eski dönemlerden de aralarda örnekler vereceğiz. Mesela bir tanesinden bahsedeyim. çok 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 eski dönemlerde cansız maddelerden canlıların olabileceğine inanıyorlarmış. Mesela kirli gömleklerden farelerin, etlerden sineklerin meydana geldiğine inanıyorlarmış. Bilimsel çalışmalar yapılmış. Demişler ki etlerden sinekler meydana geliyorsa etleri kavanoza koyalım, üstünü kapatalım, bakalım sinek oluşacak mı? Etin üstünü açık bıraktıkları zaman etin üstünde kurtçukların ve sineklerin oluştuğunu görmüşler. Kavanozu kapattıkları zaman bu sineklerin, kurtçukların oluşmadığını görmüşler. Demişler ki o zaman cansızlardan canlılar olmuyor. Burada havayla temas var. Biz gözümüzle görmesek bile bu sinekler geliyor, larvalarını, yumurtalarını bırakıyorlar. Sonra bu yumurtalar buralarda büyüyor. Bu bilimsel çalışmalar sonucunda bu sonuçlara varmışlar. Yapılan bu çalışmalar da günümüzde olduğumuz bilim noktasına ulaşmamızı sağlamış gençler. Tabii ki biz bilimsel çalışmalar yaparken belli bir sıraya da uymak zorundayız. Sadece biyoloji biliminden bahsetmiyorum. Diğer bilim dalları için de aynı şey geçerlidir. Bu da ne olacak bizim için? Bilimsel araştırma süreçleri olacak gençler. Ne yapacağız? Gözlemler yapacağız. Yaptığımız gözlemlerin sonucunda ne yapacağız? Problem tespitini gerçekleştireceğiz. Problemi tespit ettikten sonra veriler toplayacağız. Bu verilerden hipotezler oluşturacağız. Yani geçici çözüm yolları oluşturacağız. Hipotezlerden sonra tahmin dediğimiz bir basamak gelecek. Tahminden sonra da kontrollü deneyler yaparak hipotezimizin doğruluğunu, yanlışlığını araştıracağız. İki alternatif karşımıza çıkacak. Sonuçlar hipotezimizi destekleyebilecek veya desteklemeyecek gençler. Sonuçlar hipotezlerimizi destekliyorsa bunlar gerçeğe dönüşür diyeceğiz. Eğer desteklemiyorsa, senin yaptığın kontrollü deneyler hipotezini yalanlıyorsa o zaman yeni bir hipotez oluşturacağız. Yani bilimsel araştırma süreçleri de bu seneki konumuz olacak. Ama sadece biyoloji bilimiyle ilgili değil bu. Diğer bilim dallarından da çalışma yapacaksan belli bir sırayı takip etmek zorundasın diyeyim. Sonra bilimsel çalışmalar yaparken tabii ki etik kurallarına da uymamız gerekiyor. Mesela ne gibi şeylerden bahsedebiliriz? Başkalarının yöntemlerini, verilerini, görüşlerini çalmamalıyız. Yani intihalde bulunmamamız gerekiyor. Eğer ben bilimsel bir çalışma yapıyorsam, benim düşüncem bu, o zaman ben çalışmayı biraz saptırayım, benim düşüncem gibi çıksın diye bir şey tabii ki bilim insanına uymayan bir özelliktir gençler. Araştırmaya dayanmayan veriler ortaya çıkartmak, uydurmak, bunları rapor etmek istenmeyen davranışlar içerisinde yer alır. Yani biz bilimsel bir araştırma yapıyorsak da tabii ki bilim etiğine uygun şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Buradan da canlıların ortak özelliklerine geçeceğiz. Dünyada bakterilerden tut da en gelişmiş canlı olan insana kadar tüm canlılarda ortak olarak görülen özelliklerden bahsedeceğiz. Milyonlarca canlının ismi konmuş, sınıflandırmadaki yeri belli gençler. Ama tahminen bildiğimizden daha fazla isimlendiremediğimiz, henüz keşfetmediğimiz canlı türü olduğu düşünülüyor. Bu da ne demek oluyor? Demek ki biyoloji bilimi de, sınıflandırma bilimi de zaman içerisinde değişime ve gelişime açık bilim dallarıdır. Tüm canlılara baktığımız zaman beslenmenin, enerji üretmenin, boşaltım yapmanın, tepki vermenin, ortama adapte olmanın ortak olduğunu görüyoruz gençler diyeyim. Buradan da ne yapacağız? Sınıflandırma bilimine geçiş yapacağız. Canlıları kendi içerisinde gruplara ayıracağız. Prokaryotlar ve ökaryotlar diyeceğiz. Sonra prokaryot hücre yapısına sahip olan bakterileri, arkeleri anlatacağız. Arkasından protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar gelecek. Bu canlıların genel özelliklerini öğreneceğiz. Bu sınıflandırmayı yaparken de tabii ki uluslararası düzeyde geçerliliği olan bazı birimlerden yararlanacağız. Yani ben çıktım sokağa, bir tane çiçek buldum. Dedim ki literatürü tarıyorum, bu çiçeği benden önce henüz keşfetmiş biri yok. Hadi bunun adı Seda çiçeği olsun, şu sınıflandırmaya girsin diye bir şey yapmam söz konusu olamaz. Ne yapmam lazım? Bu çiçeğin dünyanın başka bir yerinde de çıkmış olma ihtimali var. O yüzden bunu bilimsel literatüre koyarken bazı şeylere dikkat etmem lazım. Uluslararası düzeyde geçerli olan bir sınıflandırma sisteminden bahsedeceğiz. Hatta bu sene biyoloji dersinde de bol bol kodlama yapacağız gençler. Mesela canlıları en üst düzeyde alemlere, onu şubelere, sınıflara, takımlara, ailelere, cinslere, türlere ayıracağız. Tabii ki bunları tek tek ezberlememe gerek kalmayacak. Sadece şu sırayı bilmem gerekecek. Onu da mesela diyeceğiz ki Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diye kodlayacağız. Hemen bunların baş harflerini getirdiğimiz zaman yanlarını da doldurabileceğiz gençler. Dediğim gibi alemleri detaylı bir şekilde anlatacağız. Hangi alemde hangi özellik var, bunlardan bahsedeceğiz. Sonra arkasından neden bahsedeceğiz dedim. Bu kadar canlıdan bahsettiysek Türkiye'deki ve dünyadaki biyoçeşitlilikten de bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye konumundan dolayı üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için, farklı iklim tiplerine sahip olduğu için, farklı yükseltilere sahip olduğu için biyoçeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke. Ülkemizin biyoçeşitliliğinin zenginliğinin farkına varacağız. Biyoçeşitliliğin korunmasının hem ülkemiz açısından hem dünya açısından ne kadar önemli olduğunu da yine bugünkü, bu seneki derslerimizde daha net bir şekilde anlamış olacağız diyeyim. Gençler, burayı bitirdiğimiz zaman yaklaşık ikinci dönem olacak. İkinci dönemde de ikinci temamıza geçiş yapacağız. İkinci temamızda organizasyon teması olacak. Canlıları öğrendik. O zaman bu sefer bu canlıların yapısındaki maddelere bakalım diyeceğiz. Canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri anlatacağız. İnorganik bileşikler ve organik bileşikler konumuz olacak. Sonra organik bileşik ve inorganik bileşikleri anlattıktan sonra eskiden hücre ünitesinde olan hücrenin yapısından bahsedeceğiz. Hücre zarından madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor, küçük maddeler nasıl taşınıyor, büyük maddeler nasıl taşınıyor, bunlardan bahsedeceğiz. Hücresel yapılardan ve organellerden de yine bu sene bahsedeceğiz. Eski sınıflardan biraz hatırlarsınız gençler. Organizasyon basamakları da yine konumuz olacak. Organizasyon kısmını verdiğimiz zaman 9. sınıfa güle güle diyeceğiz gençler. 10. sınıfa da hazırlıklara o zamanlarda başlarız tabii ki. Öncelikli olarak canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri inorganik ve organik olarak gruplandıracağız dedim. İnorganik dediğimiz şeyler hiç kimsenin sentezleyemediği, herkesin doğadan hazır olarak aldığı bileşikler olacak. Sudan, asit, baz, tuz, minerallerden bahsedeceğiz gençler. Organik maddeler ise canlılar tarafından sentezlenebiliyor. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler konumuz olacak. Enzimleri, vitaminleri anlatacağız. Nükleik asitler ve ATP'de yine organik maddeler içerisinde bu sene göreceğimiz konular olacak. 9. sınıfın şöyle bir özelliği var. Arada onu da mutlaka söylemiş olayım gençler. 9. sınıf tüm senelerin temeli, aslında her ders için bu geçerlidir ama biyolojide daha önemli bir hale geliyor. Neden? Ben 9. sınıfta hücre kısmını görüyorum, hücresel yapıları, organelleri görüyorum. Daha sonraki sınıfta hücre bölünmelerini gördüğüm zaman burada bildiğim hücreyle ilgili şeyler işime yarıyor. Veya ben burada karbonhidrat, yağ, proteinleri öğreniyorum. Daha sonra solunum, fotosentez gibi ünitelerde işime yarıyor. Daha sonraki sindirim sistemi gibi konularda işime yarıyor. 9. sınıf biyolojisini çok sağlam oturtmamız gerekiyor gençler, bir sonraki yıllarda zorlanmayalım diye. Hemen hücre ve alt birimlerinden de bahsedeyim. Hücresel yapıları anlatacağız. Tüm canlılarda mesela hücre zarı ortaktır gençler. Ribozom bulundurmak ortaktır, yani protein sentezi de ortak gerçekleşir diyeceğiz. Bazı hücrelerin çekirdeği var, bazılarının yok. Çekirdek, içeride bulunan DNA molekülü tabii ki fabrikamızın yönetici molekülü olacak. bir hücreyi fabrikaya benzetebileceğiz. Fabrikanın dış duvarlarına hücre zarı diyeceğiz. Yönetim merkezine çekirdek diyeceğiz. Gençler, burada paketlemeler gerçekleşecek, bir yerden bir yere transferler gerçekleşecek. Bunları da çok eğlenceli bir şekilde birbirine benzetmeler yaparak aklımızda nasıl kolay kalacaksa o şekle dönüştürerek öğrenmiş olacağız. Hemen buradan hücre zarı kısmına da geçeyim. Hücre zarı bulundurmak tüm canlılarda ortak. Hücre zarından madde alışverişi de tabii ki canlılarda gerçekleşecek. Bazı maddeler olacak, biz onlara küçük diyeceğiz. Hücre zarından doğrudan geçebilecekler. Bazı maddeler ise büyük maddeler olacak. Hücre zarından doğrudan geçemeyecekler gençler. Organelleri o bizim ortaokul düzeyinde gördüğümüzden bir tık daha detaylı öğreneceğiz. Mitokondri, endoplazmik retikulum, sentrozom, çekirdek, lizozom, koful, bunların hepsi 9. sınıf biyoloji konularının içerisine dahil gençler. Böyle böyle zaten ne yaptık? Senenin sonuna doğru yaklaştık. Dediğim gibi hücre zarının yapısı ve madde alışverişleri detaylı olarak anlatılacak. Arkasından da organizasyon temasının içerisinde organizasyon başlığını vereceğiz ve konumuzu bitirmiş olacağız. Atomlar bir araya gelecek, molekülleri meydana getirecek, moleküller organelleri, organeller de hücreyi meydana getirecek. Bazı canlılar tek hücrelidir diyeceğiz, bazı canlılar çok hücrelidir. Çok hücreli olanlarda hücreler bir araya gelir, ne yapar? Dokuları oluşturur. Dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de tabii ki organizmayı, beni, canlıyı meydana getirmiş olacak. Hatta daha sonraki senelere hazırlık olsun diye diyeceğiz ki aynı tür organizmalar bir araya gelirse popülasyonlar meydana gelir. Birçok popülasyon bir araya gelirse komüniteler oluşur. Komüniteler bir araya geldiğinde de ekosistemleri meydana getirir diyeceğiz gençler. Böylelikle 9. sınıf biyoloji konularımızı bitirmiş olacağız. Hepinize tekrardan 9. sınıfa hoş geldiniz diyorum gençler. Çok 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 başarılı bir sene olsun sizin için. Hemen ödüllü soruyu da gösterecektim ama ödüllü sorudan önce size söylemek istediğim birkaç şey vardı. Onları da belirteyim gençler. Her zaman yorumlarda yazılıyor. Hocam ya biyoloji niye sayısal bir ders, aslında hepsi sözel. Ben biyolojiye çalışıyorum ama arkasından hemen unutuyorum, ne yapmam gerekiyor diye. Birincisi, biyoloji sayısal bir ders. Gençler, belli bir mantığı var. Eğer sen biyolojiye ya ben bunu ezberlerim yazılıdan önce, hemen yazılıya atlatırım diye bakarsan orada biraz sıkıntıya düşüyorsun. Ne yapmamız lazım? Birincisi, konunun mantığını anlamaya çalışmamız lazım. Çünkü aslında biraz önce de vermeye çalıştım. Hepsi birbirinin arkasından birbiriyle bağlantılı. Senin dalan bağırsağından, bağırsağın böbreğinden, böbreğin kalbinden bağımsız çalışamaz. İçeride bir organizasyon var. Biyoloji biliminin içerisinde de bir organizasyon var. Yani mantığı anlarsan ezber diye bir şey yok. Her şey kafaya kazınacak. Dersten önce ön hazırlık yapmak tabii ki öğrenmeyi kolaylaştırır. Mesela öğrenciler mutlaka bize yorumlarda diyor ki, hocam benim okulumda şu konuya geçildi, onu önce anlatır mısınız? Bunu yazmaktaki amaç ne? Önce bizden dinlerse bir ön hazırlık yapmış oluyor. Okulda çok kolay bir şekilde anlamış oluyor. Siz de yine ön hazırlık yaparsanız, okulda ne anlatacağıyla ilgili bir fikriniz olursa okulda bu işi öğrenmeniz çok kolay olur gençler. Biyoloji dersinde not tutmak, renkli kalemler kullanmak ve özet çıkartmak çok önemlidir. Mümkünse biyoloji dersine çalışırken ben nasıl size anlatıyorum, siz de gözlerinizi kapatın, bir kendi kendinize anlatın. Kendi kendinize anlattığınız şey aklınızda çok 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 daha fazla uzun süre kalıcı kalacaktır diyeyim. Konuyu öğrendikten sonra tabii ki test çözmek çok iyi gelecektir gençler. Özellikle biz de bu sene dinamoları yaparken şuna dikkat ettik. Yazılılar artık açık uçlu olacak. O zaman dinamolarda sadece test sorularından oluşmamalı dedik ve yazılıya hazırlık açık uçlu soru sayısını arttırdık. Siz de çalışmalarınızı yaparken hem test soruları çözmelisiniz hem de açık uçlu sorular çözmelisiniz gençler. Düzenli tekrar edilemeyen tüm bilgiler de unutulur. Bu sadece biyoloji dersi için değil, tüm dersler için de geçerlidir. Belli bir düzen oturtturmamız gerekiyor. Liseye başladık. 9. sınıf lise hayatımız mükemmel geçsin. O yüzden bu sene itibariyle daha önceki senelerde yapamadıysak da düzenli bir şekilde çalışalım diyeyim gençler. Hemen şimdi ödüllü soruya geçeyim. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.